Selam. Selamünaleyküm. Merhaba. Bugün çok ciddi bir konuyu ele alacağım. Maske takmayanlar. Hey, what happened? Ne olmuş şimdi, çıkart. Dışarıdan geldim. Dışarıda video çek. Yüzüme bak, ter olmuş. Sırılsıklam olmuş. Sakallarım, bıyıklarım yapışmış suratıma. Yani ben bunu nereye koyacağım? Üstüme koyayım amk ya, zaten kullan. Üstüme koydum. Evet, bu videoyu arabanın içinde çekiyorum çünkü dışarıdan geldim. Yüzümden de anlayacağınız gibi terledim, yoruldum. 3 tane video çektim. Berbat bir haldeyim. Son videoyu da arabada çekeceğim. Bunun konusu farklı. Maske takmayanlardan nefret eden bir insan olarak ve toplumu çok inceleyen bir insan olarak artık tiksinme seviyesine geldi benim. Bu maske takmayanlara karşı cümleyi tamamlayamadım ama anladınız. Bu maskeyi takmayanlar nasıl takan, güya takıyorlar bak, bir numara. Maske hiç takmayanlar, bunlar hiç ortalıkta gezer. Kime ne olmuş umurunda olmaz. Kendi normal hayatını yaşar. Sanki virüs yokmuş gibi. Bu insanlar cahildir. İkincisi, maskeyi takıp sırf ceza yememek için takanlar. Polis gidiyor, maskeyi burnunun altına in diyor. Gözlemlerime bir ortama çıkıyorum kalabalıkta. Çoğu kişinin maske burnunun altında ya da komple çenesinde. Bak, maske çeneye takılmaz. Gerizekalılık yapmayın. Kusura bakmayın, laf söylüyorum ama hak ediyorsunuz yani. Şu maskeyi takın, ne var bu kadar, ne koyuyoruz diye. 1.800.000 vaka olmuş. Köpek gibi yırtınıyorlar şunu, maskeyi takın artık diye. Kimse takmıyor. Bu kadar mı vurdum duymasın, aklınız mı almıyor? Salağı anlatır gibi anlatıyorlar bak. Bu düzeye geldik. Şu maskeyi takın, virüs varsa bulaşmasın. Yoksa başkasından bulaşmasın. Yapmayın ya. Hem bulaştırıyorsunuz hem bulaşıyor size. Ya maksadınız nefes alamıyorum, daralıyorum. Ölmenden iyidir abi. Başkasını öldürmenden iyidir. Şu maskeyi tak ya. Üçüncüsü. Buna siz de denk gelmişsiniz. Maskeyi koluna takıyorlar. Kardeşim, o kola maske kola takılsın diye mi yapılmış Allah aşkına? Şu maskeyi ağzına takacaksın, anladın mı? Bak, bir şey dedim mi de bu insanlara, yani muhatap oldu mu da adamlar size saldırıyor. Maskeni takar mısın diye kibarca uyarıyoruz. Adam tekme tokat girişiyor. Yok böyle bir şey ya. Hem suçlu hem güçlü. Arabada, otobüste, dolmuşta uyarın. Kardeşim nefes alamıyorum. Lan bir de bahaneleri bitmez bak bu insanların. Bahaneleri bitmez. En ağır küfür hak ediyorlar da etmiyor. Yok şundan takmadım. Yok biraz hava alayım. Yok şu, yok bu. Ulan virüs net öldürmüyor. Çok kişi iyileşiyor diye böyle gevşekler. Eğer virüs böyle kara veba gibi %100 öldüren bir hastalık olsa bak, göt korkusuyla o maske ağızlarına yapıştırır, çıkartmaz, evden çıkmaz. Ölenlerin cümlesine, o nadiren ölenlerin cümlesi, az bir ölüm var ya, onlar doktoru hatırlar mısınız? Ben profesör doktor adını unuttum, yazarım buraya. Bu hissi tadarsanız bırakın dışarı çıkmayı, camdan kafanızı dışarı çıkaramazsınız demişti ve 1 saat 2 saat sonra da ölmüştü. AVM'de de çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Oksijeniniz bitiyor. Başınız dönüyor. Bin pişman olmamak için evinizde kalın. Ya siz aklınız mı almıyor yoksa gıcıklığına mı yapıyorsun? Sağlık Bakanı uyarıyor. Cumhurbaşkanı uyarıyor. O bu, herkes maske tak. Lokantalarda orada burada 14 kural, her şey var. Ya anlamak istemiyor musunuz yoksa kasıtlı mı o maskeyi takmıyorsunuz? Hepinizin de bir bahanesi bitmiyor. Uyarsak saldırıyorsun. Ne bu bahane ya? Bir hastalık diyorum bakın. Türkiye'de bir kişi de dünyaya bir kişiden yayıldı. Türkiye'de bir kişiden yayıldı. Öyle 30 kişiden yayılmıyor. Bir kişi bulaştırıyor. Bir kişi katlana atlıyor. Ha, ilk vakalar çıktığında çok vaka vardı, eyvallah. Ama bir hesap edersek 40.000-50.000 vaka vardı ilk çıktığında. Görmediğimiz kadarıyla tahminen. Onlar bunu bilip herkes maskesini taksa, sıkı korunsa, mesafe korunsa bu 1.800.000 vakaya gelip bu kadar ölüm olmayacaktı. Kendiniz ellerinizle buraya getirdiniz. O kadar maske şeyine uymadı. Ah, kulağım. Bakın, ben de bugün yürüyüş çektim, video çektim havacılık müzesinde. Dönerken karşılaştığım manzara şu, bak izlenimlerimi söyleyeyim. Yolda yürüyor ya teyze, abla, abi, adam, hepsi böyle tek, kimin yanından geçtiysem adamlar benim yanıma doğru gelecek. Ulan tamam, dar alanda sosyal mesafe koruyamıyoruz, eyvallah. Ben yine arabalarından geçip bir şekilde koruyorum. En azından şu geniş alan, kocaman yol, etrafta böyle kaldırım, uzun bir yol. Ulan o kadar yol varken niye dibimden, kolumun dibinden geçiyorsun teyze ya? Ben uzaklaşıyorum, o iyice geliyor. Ha git diyorsun da benim yanımda, yandaki kaldırımı çek, azıcık ileriden dönsün. Kime gittiysen kimse hiçbir şey yokmuş. Ben maske takıyorum zaten, yanından da geçsem bulaşmaz. Öyle bir şey yok. Maskenin koruyuculuğu belli bir yere kadar. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diyor, tedbir alan yok. Maske takan ağzımıza dibimize giriyor. Siyah maske korumuyor. Mesela o siyah maske ben bıraktım ama takan çok var. Ona da ağzımızın dibinden geçiyor. Ben mal gibi yoldan gidiyorum. Niye? Çünkü benim dibimden geçiyorlar. Ben yoldan gitmek zorunda kalıyorum. Kaldırıma bir adım attım. Yani hem fazla yani bir adım atmışımdır. 3 tane kaldırıma adım atıyorsam 15 tane yoldan gidiyor. Ya bana orada bir araba vursa. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
Bana orada bir araba vursa hesabını kim verecek? Ben ne diyeceğim? Adam maskeyle kaldırımdan yürü, maskeyle kaldırımdan yürü, üstüme geldi, ben yanımdan yola çıktım. Mesafe korumuyordu, ondan yola çıktım. Hakkımı da savunamam. Geçen dayanamadım, köpürdüm, bağırdım. Maske çeneye takıldı, küfrettim ya. Ortalıkta millet bana bak. Korona ilk çıktığında suratıma biri hapşurdu. İlk çıktığında arkamı döndüm şey doktorlarda sanırım, Eskişehir doktorlar. Tramvayın orada bağırdı. Abi bravo dedim, öksürdüm, suratıma iyice hapşur dedim, bravo dedim ya. Adam maskeyi çıkart. Ulan maskeyi bak, bunu da değineyim, maskeyi çıkarıp hapşırıp öksürüp. O maske zaten o hapşuruk öksürük o nefesten çıkar. Virüsü tutmak az bir şey de olmuş. Sen niye dışarı öksürüyorsun? Maskeyi niye indirip öksürüyorsun? O zaman ne anlamı kaldı? Zaten tam korumuyor. Bir... Yaşamışsınızdır bunu mutlaka. Hapşırıyorsan maske hapşır. Ben hapşırırken bir de öksürürken bir de ayrıca kolumu tutuyorum. Maske olmasına rağmen. Azıcık biraz duyarlı olun ya. Yalvarıyorum, duyarlı olun. Sizin yüzünüzde masum insanlar oluyor. Maske takmayanlara söylüyor. Maske çeneye takanlar, buruna takan. Sırf ceza yememek maske takanlara söylüyor. Sizin yüzünüzden öldü bu insanlar. Sizin yüzünüzden öldü. Tedbirleri almadınız, hiçbir şey yapmadınız. Sizin yüzünüzden. Takın şu maskeyi ya. Evet. Video bu kadardı. Umarım. Ya bu arada bu videoyu maske takmayanlar karşı netliğimi belirtmek istedim. Bunun için paylaştım. Beni anlayan, beni sen, benim gibi bir şey olsun artık, insanlar bir ayaklansın şu maske takmayanlara karşı. Her gün insan ölüyor, her gün insan ölüyor. Bakın her gün vaka açıklanıyor. Her gün şu kadar insan öldü, bu kadar kişi var. Yok bana bir şey olmaz. Biz Türk adamıyız. Türkiye bir şey olmaz. Türklükle mülklükle alakası virüs bu, virüs. Dikkat edin azıcık kendiniz. Yolda bir tane maske takan, üstüne bir de sterlik nedir, sterlik mi nedir bilmiyorum. Plastik bir kap var. Kapatan biri gördüm böyle. Doktorlar tak. Ne dedim biliyor musunuz durdurup? Efendim ablam, abla sizi tebrik ediyorum dedim. Tebrik ederim dedim sizi. Yani duyarlılığınız için, davranışınız için, bu kurallara uyduğunuz için size çok teşekkür ederim, tebrik ederim dedim. İyi ki sizin gibi duyarlı insanlar var dedim. O duruma gel. Kimse takmıyor çünkü. 170'i takmıyor maskeyi. Yani şu maskeyi buruna indirenleri de bunu içine katıyorum. Takdiri size bırakıyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Sinirimi kusura bakma. Ben sinirli bir yapıdım. Ama artık bıktım. Virüsün daha da artmasını istemiyorum. Hayatımız karardı ve maske takmayanlar yüzünden hayatımız daha da kararmaya devam edecek. Çenesinin altına, burnunu altına indirenler. Adam gibi takan da çok yok aslında. Şu burnun hemen kenarının hemen ucuna kadar takıyorlar ya. Hava aşağı gitmesi lazım ki aşağıdan böyle süzülüp gelsin. Ama hava bu kadar buraya takarsan hava buradan yukarı çıkar. Yani maskenizi takın, sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum inşallah. Bir bilinçlenme olur da şu virüsü de atlatırız. Maskemi bu arada yeni çıkardım. Arabadayım, eve çıkacağım. Yani insanlar arasında böyle dolaştım düşünmeyin. Maske tak. Kurallara dört dörtlük uyuyor. Herkes de uymaz konuda. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben de seni seviyorum yazdım. Yarım saat sonra telefon çaldı. Kötü haber geldi. Pınar Hanım hemen hastaneye gelebilir misiniz? Kalbi durdu. Biz döndürmeye çalışıyoruz. Lütfen hastaneye gidin. Duran kalbi çalışmadı. Yıllarını...